Nedet Ersanel Türk asadı Bir evvel kaldığımız yerden doğuya yürüyoruz. Evet bir liman içinin, bir limanı Rusya'nın, askeri üsleri Amerika'nın, parası da Almanya'nın hakimiyetindeki Yunanistan artık kapitüle devlettir ve yanımızdan her geçişinde omuz atması acıma duygusundan fazlasını yaratmıyor. Deda açı Amerikan askeri varlığının yığılması Türkiye için ulusal güvenlik refleksi göstermesi gereken bir haldir ama bu yüklemenin ana hedefi Türkiye değil. Karadeniz'de birleştiği anda üç kaynama noktasından ikincisine geçmiş oluyoruz. Artık Yunanistan, Balkanlar, Karadeniz, Kırım, Gürcistan yolundayız. ABD NATO'nun en arzu ettiği rotadır. Azerbaycan-Ermenistan savaşının batının bölgeden arındırılmasıyla ortaya çıkardığı yeni Ankara-Bakü ekseni vardır ve çekim yaratıyor. Ankara-Moskova tarafından ayarlanmaya çalışılan Ermenistan'ın kıvama getirilmesi projesinin de rötuşları atılıyor. Bittiğinde Rusya Türkiye tarafından teklif edilen Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Ermenistan, Rusya, İran altılısına uyumlu hale gelecek. Bir üçüncü küme Türkiye, Azerbaycan, Pakistan işlevsel hale getirilmeye çalışılıyor ama Pakistan'ı meşgul ediyorlar. Afganistan meselesinin çözülmesi, İran-Hindistan'ın daraltılması, güçlü Pakistan-Çin ilişkisinin boğulması, Hindistan-Pakistan akut anlaşmazlığının evriltilmesi için büyük güçlerin üzerinde çalıştığı bir anahtar durumunda İslamabad. İran, Pakistan, Afganistan, Hindistan, Çin hattı yolu bozulmaya çalışılıyor. Buna Körfez, Irak gibi aktörler de farklı gerekçelerle katılıyor. Ana kümeye döndüğümüzde değişim dinamiklerini anlamak için basit ansiklopedik bir Orta Asya tarifini hatırlamamız iyi olur. Bir zamanlar Sovyetler Birliği'nin parçası olan 5 ülkedir. Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan. Ama daha geniş anlama ihtiyacımız var. Çin'in batısı, Afganistan'ın ve Pakistan'ın kuzeyi, İran'ın kuzeydoğusu, Rusya'nın bir bölümü ve Moğolistan'ın tamamı dahildir. Şimdi bu coğrafyada hareketlenmeler yaşanıyor. Mesela, mesela alfabe değişiklikleri yapılıyor. Bir kısmında Rusya ile gerilim konuları ortaya çıkıyor. Kazakistan'dan toprak talebi gibi. Muhakkak Sovyetler Birliği eski devlet başkanı Mihail Gorbaçov'un 1. ve 2. kümede muhkim eski Sovyet Cumhuriyetlerine ilişkin kaygı ve temennilerini paylaştığı röportajındaki işaretlere dikkat dipnotu düşünmesi gerekiyor. Bu zamanlamanın kum saati akmaya devam ederken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 3-11 Mart arasında gerçekleşen bölge ziyaretleri takip gerektiren ek gündem oluşturuyor. Bu ziyaretler önce Gürcistan Dışişleri Bakanlığı'nın Türkiye'de ağırlanmasıyla başladı. Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan ve final olarak da 11 Mart'ta Doha'da yapılan Rusya-Türkiye-Katar zirvesi. Bunları rutin temaslar saymak tabloyu hafife almak olur. Elbette her birinde ikili ilişkilerin farklı boyutları çalışıldı ama bir stratejik boyut olup olmadığını merak halktır. Örneğin son ayakta Doha'da Suriye eski başbakanı Hicab'ın randevuya katılması her temasta uzak ama ilgili dosyalarında açıldığını gösteriyor. Gürcistan Dışişleri Bakanı Türkiye stratejik ortağımızdır. Gürcistan Türkiye Azerbaycan üçlü işbirliği konusunu ele aldık. Hazar bölgesindeki işbirliğimiz bütün bölgeler için çok önemlidir. Gürcistan 3 artı 3 gibi altılı platformların dışında kalmamalıdır. Türkmenistan'da Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Derit Başkanı Berdi Muhammedov ve Dışişleri Bakanı Meredov'la görüştü. Esasında Bakan Meredov bir hafta önce Ankara'daydı. Azerbaycan ve Türkmenistan, Hazar Denizi'nde hidrokarbon sahasını ortaklaşa araştırmak ve geliştirmek üzere anlaşmış durumdalar. Türkiye'nin de bu sürece dahil olup olmayacağı konuşuluyor. Bu ziyaretten sonra beklenen iki devam toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Türkiye-Türkmenistan ve Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan zirvesi yapılacak. Türkmenistan'ın genel bir tarafsızlık politikası var ancak bölgedeki gelişmelere gözünü kapadığı anlamına gelmiyor. Bölgedeki herhangi bir güce sırtını dönmesi gerekmiyor. İki zirvenin ardından ortaya ilgiyle izlenecek bir tablo çıkacak gibi. Özbekistan reform süreci yaşıyor. Bakan Çavuşoğlu'nun bu reformları nasıl değerlendirdiğine ilişkin eski bir anekdot ilginç. Cumhurbaşkanı Şevket Mirzi Yoyev'e ülkede attığı reform adımlarını 12 Eylül döneminin ardından 80'li yıllarda Turgut Özal'ın Türkiye'de attığı reform adımlarına benzettiğimi söyledim. Türkmenistan, Agit başta olmak üzere uluslararası kurumlarla işbirliği yapıyor, biz de bu süreci destekliyoruz. Türkiye'den değişik alanlarda uzmanlar ve danışmanlar görevlendirildi, onlarla da yakından çalışıyorlar. Kırgızistan Dışişleri Bakanı, Kırgızistan egemenliğini ilk tanıyan ülke Türkiye ile tarihimiz bir, dilimiz bir, dinimiz bir, iki kardeş ülkeyiz. İki ülke arasında herhangi bir siyasi sorun yok. Türkiye-Kırgızistan ilişkileri yoğun. Birçok anlaşma imzalanıyor. Yüksek düzeyli stratejik konsey toplantılarının beşincisi Türkiye'de yapılacak ve Cumhurbaşkanları bir araya gelecek. Sonuç olarak bölgede bir devinim var ve Ankara bu dinamizme katkıda katılımda sınırlamıyor kendisini. Afganistan ve Mısır'daki yeni roller de önümüzdeki yolu açacak. Hepsi bir kaynama yaratıyor ve üç büyük süper gücün gözünün bulunduğu alanda gerçekleşiyor. Şu ana kadar kaynama pişiyor. Nedet Ersanel Hasan Basiyalçın Önce güç kullanımı, sonra diplomasi Biden dönemine dair beklentiler birçok ülkenin dış politikasına şekil vermeye başladı. Yeni dizilişler karşımıza çıkıyor. ABD'nin nükleer müzakereler üzerinden İran'la ilişki yenileme ihtimali üzerine yapılan hesaplara göre birçok ülke baltaları gömüp aralarındaki sorunları arka plana itme çabası gösteriyor. Ben şahsen Biden yönetiminin Orta Doğu siyasetine etkisinin biraz abartılı okunduğunu düşünüyorum. Biden döneminde çok laf az iş olacağını öngörüyorum. O nedenle tektonik değişimler ve hızlı viraj almaları çok benimsemiyorum. Ama erken kalkan yol alır diye düşünüyorsanız ve bazı sorunlu alanların üzerine örtmek istiyorsanız çok hızlı olmamak kaydıyla yeni duruma uyum göstermeye çalışmak da gayet doğaldır. Bana sorarsanız İran'la ABD arasında sağlam bir mutabakat doğma ihtimali pek yok. Bir anlaşmaya varılsa bile bunun yıllar alacağını söyleyebilirim. O yüzden süratle tüm ittifak ilişkilerini ters düz etmek doğru olmaz. Ama bir mıntıka temizliği yapmak da fena bir seçenek değildir. Türkiye'de tüm devletler gibi kendisine bir yol bulmaya çalışıyor ama maalesef muhalefetimiz bunu da baltalamanın peşinde. Türkiye Karabağ, Libya'ya ve Suriye'ye müdahil olurken ne işimiz var oralarda diplomasiyle çözelim sorunları diyenler bugün diplomasi çabalarını alay alma gayreti gösteriyor. Halbuki aptala anlatır gibi anlatmaya çalışıyoruz. Ebedi dostluk, ebedi düşmanlık yoktur diyoruz. Bir konuda anlaşmak, her konuda anlaşmak anlamına gelmez diyoruz. Karşı taraf bizim çizgimize geldiyse tabii ki diplomasiye şans vermek gerekir diyoruz. Ama bütün bunlar söylenmemiş gibi hala ağzını yaya yaya hani Mısır'la kavgalıydık diyebilecek aymazlar çıkıyor. İşe yarar mı bilmiyorum ama laftan anlamazlara birkaç örnek verelim. Eğer bu işler sizin dediğiniz gibi ya hep diplomasi ya hep savaş olsaydı dünya tarihinde buna benzer tek bir örnek devlet ilişkisi bulamazdınız. Dünya savaşlarında birbirinin gırtlağını sıkan ve milyonlarca kayıp veren Almanlarla Fransızlar masaya oturmaz, dünya savaşları bitmezdi. Rusya ile Amerika soğuk savaş boyunca hiç müzakere yapmazdı. Atatürk, Venizelos'la dostluk kurmazdı. Bütün bu örnekler bize şunu gösterir. Ortada bir gerilim varsa bazen siyaset tükenir ve kavga devreye girer. Kavganın ardından da diplomatik müzakere yapılır. Varsa askeri zaferiniz bunu diplomasi masasında karşı tarafın kabullenmesini sağlarsınız. Önemli olan bu kavgada kazanıp kaybettiğinizdir. Sonra da bu yeni gerçekliği diplomatik bir zafer'e dönüştürüp dönüştüremediğinizdir. Akdeniz'e donanmanızı çıkartırsanız, tek başınıza tüm diğer aktörlerin planlarını tersi çevirecek kadar güç kullanırsınız. Onlar da sizi devre dışı bırakamayacağını anlar, masaya gelir. Siz de bu yeni durumu diplomasi masasında karşı tarafa dayatır ve kazanırsınız. Yunan tezini çöpe atar, kendi tezinizi tüm bölge ülkelerine kabul ettirirsiniz, Yunanistan'ı kenara itersiniz. Doğu Akdeniz'de olan tam da budur. Türk donanmasının ve siyasi iradesinin zaferi şimdi diplomatik bir zaferle taşlanıyor. Bundan ancak Türkiye düşmanları rahatsız olur. Hasan Basri Alçın